Poligon yeri zor. Poligon yerini bulmak zor. Yani şehirleşmeden dolayı. Gayet tabii. Yani şimdi en kolay yer orman. Ormanın kendine göre kuralları var. Yani her gelene al sana şuradan 3 dönüm, 5 dönüm, 300 dönüm diyemiyor yani. Poligonların kuzeye bakması lazım. Ona benzetecek. Sonra Türkiye'de bence yanlış bir merak var. Herkes beşli onlu poligon yapalım peşinde. Beşli onlu poligon var ya, yapıldı işte. Konya'da var çok güzel bir poligon. Eskişehir'de var çok güzel bir poligon. İstanbul'un poligonu güzeldir ama artık o kadar kötü bir yerde kaldı ki yani. Ama onu kaldıracak sporcu yok ülkede. Daha basit, ilk zamanlardaki gibi üçlü yani kombine poligonlarla her şehirde bu iş biraz canlandırılabilir ama fişeğin tanesinin kaç para olduğunu biliyorsunuz. Bir fişeyi dahi atayım mı atmayayım mı diye düşünebilecek kadar maddi durumu kötü olan bir camia içerisinde bunun gelişmesi biraz zor. Çünkü bir atıcı eğer hakikaten Trabzkit atıcısı olacaksa ancak bir 5-6 bin fişekten sonra kendini belli eder. Arkasından da her sene içtiyse bir 5-6 bin fişek atması gerekir. Bunu bir hesap edersek bunu bilemiyorum. Şimdi bu nedenlerle Avrupa'da, Amerika'da Sporting diye ayrı bir olay var. Buna avcılar çok meraklı. Çok katı kuralları yok. Müteharrik, yani portatif makinalarla çeşitli yerlere hemen öyle bir poligonumsu bir şey kuruyorlar, sistem kuruyorlar. İşte onun içerisine geliyorsun. Bunun çeşitleri var. 200 plaklığı var, 100 plaklığı var, 25 plaklığı var. Böyle bir zıt zıt dolaşan bir zizi böl diye bir şeysi var. Hava gibi bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Şöyle toplamak için söyleyeyim. Bir dünya şampiyonasında Trap ISSF yani uluslararası atıcılıktan sorumlu federasyonun bir dünya, büyük dünya şampiyonasında bütün branşları bir araya koyun. Sporcu sayısı 500-600'ü geçmez. Yani Trap'ı, Skeet'i, Trap'ta 200 kişi civarında, Skeet'te 200 kişi civarında. İşte evli silahlarda bir 200, ateşlisi 200, bilemeden 600-700 kişidir. Bu Sporting müsabakalarına 1200-1300 kişi katılıyor. Ama Türkiye'de bunu ben Ankara'da denedim. Burada denendi. Ona bile maalesef avcılarımız fazla bir itibar etmediler yani. Peki abi avcılar... Yani iş burada. İş burada. Peki abi avcılar avcılar diyoruz da. Şimdi avcılığa başladığın senelerde böyle MAK'ın cezaları, kanunları, kısıtlamaları filan yoktu. Av da çok boldu. Ondan sonra yani atış keyfinizi avda da giderebileceğinizi zannediyorum. Çünkü o seneleri ben de yaşadım. Nereden aklına geldi de ben skitçi olayım dedi. Şimdi en başta atışa ne diye geçti? Konuya girerken şimdi o zaman benim ava başladığım çok dar bir böyle bir kafileydi. Bizim bir hocamız Allah rahmet eylesin Nesimi Bey. İşte bir iki benim kolejden arkadaşlarım. İşte meşhur ne Kuntay'dı onun kardeşi bir abimiz. 5-6 kişiyiz. Hep belli bir grup gidiyor geliyor. Hiç dışarı kapalıyız yani. Ama bu 5-6 kişi içinde benim vaktim biraz daha müsait olduğu için ben çok daha sık ava gidip geldiğimden onların arasında biraz sivrildim. Daha iyi vurur, daha çok vurur hale gelince insan kendini bir de bir poligon gibi bir yerde sınamak istiyor. Ama bir girdik bir daha da çıkamadım yani. Mesela yıllarca ben bıldırcın ava yapamadım. Niye? Çünkü bıldırcın ava Ağustos'ta değil mi? Evet. Öyle başlıyor. Evet. Ağustos'ta bizim müsabakalar oluyordu ve müsabakaya gidiyordum. Yıllarca alabalık avı yapamadım. Yani ben çok seviyorum alabalığı. Ama işte tam antrenman vakti falan dolayısıyla onu da yapamadık. Ama
Memnunum yani. Tekrar imkanı tekrar, olsa da o günlere dönsem günler yeniden atıcı tabii, olurum. Yani. Atıcı olursunuz ya. Şimdi ben bazen televizyonlarda seyrediyorum. Daha çok yaban TV bunları yayınlıyor. Çok becerikli, çok kabiliyetli gençlerimiz var. Bildiğimiz kişiler de var. Eskiden beri adını duyduğumuz kişiler de var. Bunlara da her türlü